Olası İstanbul depremi Türkiye'nin gündeminde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı olası deprem kayıp tahminleri raporuna göre 7,5 büyüklüğünde bir depremde 263 binin üzerinde binanın yıkılması öngörülüyor. <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Doktor Tayfun Kahraman İstanbul'da bina analizlerinin 2024 yılında tamamlanacağını açıkladı. Analizlere göre topyekün bir kentsel dönüşüm çalışması başlayacak. Ve 39 ilçeyi şu anda programımıza göre 2023 yılı sonunda bitirmiş olacağız. Uzmanlar süreci uzatmadan çözüm odaklı bir şekilde çalışmalar hızlandırılmalı diyor. Bunun için çözüm de belli. 1 milyonun üzerinde konut stoku var. Afet yönetimi uzmanı Kubilay Kaptan da en acil yapılacak uygulamanın konut stoku kullanımı olduğunu belirtti. Bu çözüm devlet eliyle hayata geçebilir. Bu öneri ışığında kamunun ön ayak olup vatandaşların şu anda satılamayan ya da boş bekleyen güvenli binalara sevk edilmeleri son derece elzemdir ve doğrudur. Daha önce kentsel dönüşümü müteahhitle yapmayı denedik olmadı. Çünkü özel kişilere bırakılarak bu iş olmuyor. Olamaz da. işin içine kar giriyor. İlk önce ağır hasarlı ve göçecek olan evlerde yaşayan vatandaşlarımızın sevk edilmesi gerekiyor. Nasıl başlanacaksa başlansın. Ama bir an önce vatandaşlarımız bu çekilip alınsın. Eski İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe'ye göre devletin bu soruna acil müdahalesi şart. İnsanların bu işin altından çıkabilme şansları yok. Kamu desteği şart. İstanbul'dan Tekirdağ'a kadar bir sürü yazlık konutlar var. Dolayısıyla o yazlık konutlara insanların bir kısmı yerleştirilebilir veya İstanbul'daki boş konutlara insanlara aktarabiliriz. Çalışma hayatı içerisinde olmayan emekli vatandaşlarımız da başka semtlere veya memleketlerine gönderilebilir. Yeter ki bu irade kullanılsın. İstanbul Emlak Komisyoncuları ve Danışmanları Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Aşaysa deprem meselesini ele almak için heyet önerisi yaptı. Herkes elini bu taşın altına koyacak. Bunun bir defa planlaması, plancısından tut, mimarına, mühendisine, emlakçısından tut, meclisine, inşaat müteahhitinden tut, devlet kamu kurumlarına kadar herkesten oluşan bir uzmanlık heyetler ile bu masaya yatması. Deprem ülkesi olan Türkiye'de acil çözüm olarak konut kullanılmasını ilk olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek gündeme getirmişti. Ulusal Kanal yayınında konuşan Perinçek kamuculuğa vurgu yapmıştı. 2 milyon 200 bin konu stoku var ve bunun içinde incin top oynuyor. 700 milyarı biz çöpe atmışız. Çürük olan binalar, hasarlı olan binalar ve herhangi bir depremde ilk defa yıkılacak olan binalardaki vatandaşlarımızı oradan çıkartırız. O 2 milyon 200 bin boş olan evlere yerleştiririz. Kamu kaynağı artı o yerleşen ailelerin ödemeleriyle müteahhitler boş ve iflas ediyorlar, banka borçlarını ödeyemiyorlar. Bunlar arasındaki dengeleri kurarak örneğin bu 2 milyon 200 bin borç konutu dolu konut haline getirebiliriz.